şey yok işte. Nerede kadar şanslı? Al dur fotoğrafımı çekeyim. Aa işte. Ya nerede kaldınız? Çok merak ettim. Ay Ayşegül çok güzel olmuşsun. Ay gerçekten mi? O zaman çek de bu güzellik boşa gitmesin. Tamam. Hiç bozma çekiyorum. Ya Selim, sevgilinin yanına geçsene şöyle ikili alayım sizi. 333 dilin çekiyorum. Ne oluyor ya? Ay bozu kaçırmamam lazım. Aa, bir de pembesi vardı. Ay, ay, ay. Dikkat etsene düştüğün yere. Of, tam bunu 80 avro verdim. Az kalsın buruşturacaktın. Dikkatli çek. Sus be. Aa, ama tabii yok ben düşmedim. Ayaklarına kapanıyorum. Büyüklüğünü kabul ettim diyorsan o başka. O ayrı. Ne olduğunu gördün mü? Nasıl ya? Aa. Versene bir poz resmini çekeyim. Ay ne oldu buna böyle? Ya ne yapıyorsunuz? Aa, olmadı ama Ayşegül. Yavrum insan bir haber verir değil mi? Hocam burada fotoğraf çekiyoruz arkada siz de çıkıyorsunuz diye. Bir saçımızı başımızı düzeltirdik ya. Hocam bir dakika siz de mi çıktınız fotoğrafta? Biraz öyle oldu tabii. Hocam bizim hemen konuşmamız lazım. Hı? Gelin gelin. Hadi çabuk. Yavrum yavaş. İyi hadi git yavrum. Şuradan. Ne yazık şey. Hocam hiç merak etmeyin. Bunun çok mantıklı bir açıklaması var. Yok yok. Ben biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Dün gece tepemde. Geri dönen bir arı vardı. Sonra ol diye bittiye getirdi. Ha, art diye soktu beni. evet evet o arı. Hatta şey eşek arası. Hı? Ayşegül ne oldu yavrum? Sanki bir an kayboldun. Bu şey ne? İşte. Ne? Şiddetli eşek arısı sokmasının en belirgin özelliği. Anlık görüntü kaybı. Yapma ya. Siz hiç telaşlanmayın. Çünkü bunun bir çaresi var. Hatta ilacı var. Ben hemen getiriyorum. Ayşegül. Yavrum çabuk ol. Görüntü tamamen gitti. Sevgili öğrenciler, okulumuzun düzenlediği birinci geleneksel... Yavrum gelmiyor mu sesim? Ses... Ah, ah. Hocam, o klimanın kumandası. Ne farkı var yavrum? Pardon. Hulki Hoca nerede bu mikrofon? Hayret bir şey. 40 yılda bile azdım oluyorsun, ortada yoksun. Hulki Hoca. Hocam, mikrofon burada. Tamam, tamam. Ah, ah, evet, evet. Tamam, tamam gel ses ses. Ne diyordu? Okulumuzun düzenlediği birinci geleneksel defileye hoş geldiniz yavrum. Tamam yeter. Bildiğiniz gibi çocuklar defilemizde 3 çiftimiz var. Önce sahneye alkışlarımızla Cenk Eren geliyor. Ne? Cenk Eren kim? Kim ya? Nereden çıktı bu? Kim davet etti? Hulki Hoca. Hulki Hoca bizim konuk sanatçıya verecek para mı var? Nereden çıktı bu Cenk Eren? Hocam o Cenk Eren değil, Cenk Ceren olmasın? Ah evet oldu doğru. Cenk Ceren alkışlarınızla. Ayşegül? Ayşegül? Neredesin? Tam yanında. Aa! Ya niçin dikliyorsun ya? Fotoğraf makinemi gördün mü? Ben nereden bileyim nerede olduğunu? Evladım, şimdi huzurlarınızda Ayşegül ve Selim. Ayşegül. Ya Ayşegül, hemen bul şu fotoğraf makinesini. Hemen ben nereden bileyim nerede olduğunu? Ya o zaman çık podyuma oyalan milleti. Ben bulup geliyorum. Ha, tamam, tamam, tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ayşegül biraz geç kalacak. O yüzden Ayşegül gelene kadar ben de podyumda birkaç tur atacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Allah!
çekil şuradan sakar. Evet, çekil, çekil. Hocam, gördüğünüz gibi Ayşegül'e Selim yoklar. Ayşegül güzellik konusunda benimle yarışamayacağını anladı. O zaman lütfen bir an evvel diskalifiye edin de olsun bitsin bu iş. Evet, haklısın Tuğçe'ciğim. Hayır! Nereden geldi bu ses? Nereden geldi o ses? Neyse, Ayşegül'e Selim'i diskalifiye ediyorum. Şimdi kitlemiz Tuğçe ve Toygar. Alkış. Ve açık ara farkla biz kazanacağız, yaşasın. Yalnız hocam, hoşuma gitmeyen bir problem var. Herkesin kendine oy vermesi nedeniyle biz sıfıra karşı kazanamayacağız. Toygar'cığım, hadi sıra bizde. Buyur. Bravo Toygar. Bravo, bravo, işte bu. Hadi alkışlayın, hadi. Hadi alkış. Alkış. Bravo, bravo. Merhaba ya. Hadi alkışlayın. Alkışla. Harcak. Bir daha. Bravo. Bravo. Bravo abi. Alkışlasana kardeşim. Hadi. Bravo. Bravo abi, bravo. Helal be abi. Alkışlayın. Bravo. Of, inanmıyorum. O kadar sihirli gücüm var ama Tuğçe'yi yenmeyi yetmedi. Şimdi de Tuğçe birinci olacak ve okulda en güzel, en havalı benim diye ortada dolaşacak. Of, of. Ayşegül, burada mısın? Biliyordum burada olduğunu. Birinciyi seçtiler. Buna haber vermek için mi geldin bana? Evet. Bu kadar sevineceğini de tahmin etmezdim doğrusu. Nasıl sevineyim kızım? Okulda en sevdiğim iki kişiyi seçtiler. İkisi de demek. Evet, Cenk ile Ceren. Cenk ile Ceren mi? Evet. Herkes onlara oy verdi. Tuğçe'nin ukalalıklarından, böyle insanlara karşı kendini böyle farklı ve üstün görmeye çalışmasından dolayı sıkılmışlar, tepki oy vermişler. Bir de kendi aralarında ne konuşuyorlardı biliyor musun? Eğer sen diskalifiye olmasaydın, seni birinci seçeceklermiş. Çünkü sen olduğun gibiymişsin. Öyle parayla pula değişmeye çalışmıyor musun? Ciddi misin? Evet. İnanmıyorum. Yalnız insanlar benim hakkımda böyle düşünürlerken ben bir ton para verip bu elbisenin içine girebilmek için ölümüne diyet mi yaptım? Ya inanamıyorum kendime. İnsanlar seni olduğun gibi seviyorlar Ayşegül. A, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Hayır, yok. Çok teşekkür ederim. Ay, çok teşekkür ederim. Biliyor musun? Bu benim hayatımda aldığım en güzel haber. Sana çok teşekkür ederim tekrar. Bir de şu fotoğraf makinesini bulabilseydim daha iyi olurdu. Gerek kalmadı ki, aynaya bak. Aa, inanmıyorum. Gözüküyorum. Evet. Demek ki gözükmek için fotoğraf makinesine falan ihtiyacım yokmuş. Aslında ihtiyacım olan şey biraz kendime inanmak ve güvenmekmiş. Evet. Yaşasın. Benim hemen Selim'in yanına gitmem lazım. Tamam. İstiyorum, hukuk istiyorum. Hadi gel. Ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. O da yetmezse Dünya İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. O da olmazsa Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Abi boş ver, üzülme. Evet, sevgili arkadaşlar. Kesişike vardır. Ben insandan biri sizin dış görünüşü değil, içtenliğe ve samimiyete inandığınızı biliyordum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Selim, ben senden gerçekten çok özür dilerim. Hiç özür dilemene gerek yok. Asıl ben sana teşekkür ederim. Eğer ortadan kaybolmasaydın, şu podyumda Tuğçe ve Toygar gibi rezil olacaktın. Bir dakika.
Geçmiş olsun Toygar. Pek bir şıktın. Boşuna sevinme. Ya. Neticede eşitiz. Ben kazanamadım ama sen de kazanamadın. Ben kazanacağımı çoktan kazandım Toygar. Gel aşkım. Şimdi ne yapmak istersin? Deli gibi yemek yemek istiyorum. Yiyelim o zaman. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.